Orta Afrika Cumhuriyeti'ni yerle bir eden 3. İç Savaş'tan bir yıl sonra başkent Bangui'de hiç de kolay olmayan bir sessizlik hakim. Temmuz ayındaki ateşkes anlaşmasına ve ülkedeki uluslararası askerlere rağmen gerilim hala sürüyor. Sınır tanımayan doktorlar ekibi Bangui'deki bir hastanede çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Ne oldu sana? Tüfekle saldırıya uğradım. Tüfekle vurulmuşsun. Bazen aynı anda 2-3 hasta birden gelir. Son zamanlarda ortalık sakin ancak buraya her gün pala ve kurşunla yaralanmış hastalar gelir. Ancak Mart 2013 yılında yapılan katliam ülkede açık yaralar bırakmış. Michael Djotodia önderliğindeki Seleka isyancıları ülkede bugüne kadar görülmemiş bir mezalime yol açmış. Çoğu Hristiyan olan Anti-Barak adlı milis kuvvetleri de şimdi Müslümanlara karşı savaşıyor. Korkunun izleri hala silinmemiş. Bu karışıklık sebebiyle ülkede 5000 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 800 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Müslümanlar şimdi ülkenin doğu bölgesine çekilmiş. Gayrimüslimler ise başkentin batı kısmında yaşamını sürdürüyor. Başkent Bangui Havalimanı yanında taşınan Mupoko kampında karışıklığın en yoğun yaşandığı dönemde yaklaşık 100 bin kişi bulunuyormuş. Buradaki çoğu kişi göç etmiş ve sadece çok küçük bir kesim evlerine geri dönebilmiş. Bangui'deki gayrimüslim cemaat Seleka adlı çetenin zorbalıklarından kaçmış. Evler yakılıp yıkıldı ve her şey yağmalandı. Şu anda Mupoko kampındaki 20 bin mültecinin ne evi var ne de sığınacak bir barınağı. Hiçbir şeyleri yok. Ülkede devam eden tehlike sebebiyle bu insanlar evlerine dönemiyorlar. Tehlike nedeniyle buradan ayrılamıyoruz. Güvenli ve silahsız bir ortam oluşursa evime geri döneceğim. Ancak Mupoko kampında endişeli bir bekleyiş var. Çünkü hükümet burayı taşımak istiyor. Gıda yardımı bitmiş ve şartlar giderek ağırlaşıyor. Sağlık sorunları ise alarm veriyor. Sınır tanımayan doktorlar ekibi evlerinden uzak bu insanlara elindeki imkanlarla yardım ediyor. Batıya doğru uçuyoruz. Burada Balaka karşıtı çeteler tarafından tehdit edilen %90'ı Müslüman bir halkla karşılaşıyoruz. Seleka çetesi üyeleri tarafından yeni bir katliam yapılmış. Geri kalan bu mülteciler ülkedeki Birleşmiş Milletler askerleri tarafından korunan ender bölgelerden biri olan MINUSCA bölgesinde yaşıyorlar. Karnot şehrindeki bu kilisede yaklaşık 600 Müslüman evlerine dönebilmek için bekliyor. Saldırı korkusuyla bu bölgeden fazla uzaklaşamıyorlar. Karnot şehri belediye başkanı, cemaatlerin ileri gelenleri ve Balaka çetesi karşıtı liderleriyle civarda sakinliği korumaya çalışıyor. Kilisenin sadece 30-40 metre ilerisinde Müslümanlara ait olan evler şu anda boşaltılmış. Belediye başkanı bunu yağmacı ve kundakçılara karşı önlem amacıyla yaptıklarını söylüyor. Bu evleri tutabilmek için dini liderler ve konsey üyelerinin önderleriyle elimizden gelen her şeyi yaptık. Sahipleri şu an orada olmasa da bu evler özel mülkiyete ait. Uzlaşma sağlanana kadar bu yapıları koruyacağız. Ekonominin yeniden normale dönmesi için beklenen uzun süreli barış süreci şu anda mümkün gözükmüyor. Bu durum sağlık koşullarını daha önceden hiç bu kadar kötüye götürmemiş. Ülkenin her bölgesinde olduğu gibi burada da sınır tanımayan doktorlar ekibi yok edilen sağlık sistemini ayakta tutmaya çabalıyor. Sıtma, AIDS ve solunum enfeksiyonları Karnot'taki hastanede her gün rastlanan vakalar. Çocukların gıda ihtiyacı ise giderek artıyor. Bu olaylar başladıktan sonra bize gelen hasta sayısı azaldı. Çünkü aileler kaçıyorlar. Kimisi ormanda, kimisi ise bir yerlerde saklanıyor.
Bu sebeple kimse tarlada yetişen ürünleriyle ilgilenemedi ve çocuklar gıdasız kaldı. Fakirlik daha çok elmas üretimine dayalı ülkenin maden zenginliğiyle çelişiyor. Uluslararası ambargo olmasına rağmen ülkenin elmasları alıcı buluyor. Ancak bu durumdan sadece kaçakçılar rant sağlıyor. Ülkeye adeta orman kanunları hakim. Batıdan Kamerun sınırına giden yoldaki ticari insani yardım konvoyları düzenli olarak yağmalanıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci şehri Berberati'ye sağ salim vardık. Burada ölümle yaşam pamuk ipliğine bağlı ve tıbbi ihtiyaçlar had safhada. Bugünlerde insanlar hastaneye daha çok geliyor. Çünkü ücretsiz hizmet veriyoruz. Önceden paralıydı. Ve bu sebeple insanlar daha çok evde geleneksel yöntemlerle tedavi oluyordu. Görüyorsunuz, şimdi çocuklar hastaneye daha çok geliyor. Ücretsiz olmasa gelmezlerdi. Sınır tanımayan doktorlar tüm şehre dağılmış sağlık merkezlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Burada, Potopoto mahallesinde olduğu gibi. Buradaki hasta sayısı azalmış. Çünkü Müslüman cemaati sürgün edilerek camileri ve evleri yok edilmiş. Selaka çetesinin bu baskısı gayrimüslimlere yapılan katliamlara karşı bir cevap niteliğinde. Sağlık merkezi müdürü eskisi gibi bir arada yaşamanın artık hayal dahi edilemeyeceğini söylüyor. Burada yaşayanlar evleri olmayan insanlar. Önceki sakinler bölgeyi terk edince evleri işgal edildi. Buraya gelenler şimdi zorbalığa kaldığı yerden devam ediyor. Balaka çetesine karşı olduğunu iddia eden grupla tanışıyoruz. Başıboş bu gençlerin gözleri alkol ve uyuşturucu sebebiyle kaymış durumda. Selaka çetesinin işlediği suçların affedilemeyeceğini söylüyorlar. Ortalık bir anda kızışıyor. Onların kafalarını böyle kesip doğrayacağım. Kimse beni tutamaz. Oraya gidip Müslümanların evlerini yıktım. Ölmek isteyen bize gelsin. Müslüman bulsam anında öldürürüm. Berberati şehri kilisesinde yaklaşık 350 Müslüman sığınmış. Kapıdan 200 metre uzağa gitmeye cesaret edemiyorlar. Tehdit ediliyor ve çok sık saldırıya uğruyorlar. Kilisenin rahibi bu misafirleri sonuna kadar koruyacaklarını söylüyor. Barışı yeniden sağlamak çok zor bir iş. Bu siyasi bir kargaşa. Onlar din olgusunu kılıf olarak kullanıyor. Hepsi bu. Daha önceden bu toplumlar hiç savaşmamıştı. Bu insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini istiyoruz. Ancak bu mesajımız şu anda durumu kontrol altında tutanların kulağına ulaşmadı. Bu bizi yaralıyor. Ancak cesaretimizi kaybetmeyeceğiz. Ortalığa korku hakim. Abdurrahman buraya onunla tanışmamızdan birkaç gün önce gelmiş. Aylarca çalıların arasına saklandıktan sonra katliamın yapıldığı köyüne dönerken yolda palalı saldırıya uğramış. Korkusunun ardında ümidini hala koruyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki biz Hristiyan ve Müslümanlar hepimiz tek bir milletiz. Aramıza fitne soktular. Hristiyan ve Müslümanlar aynı yerde yemek yer ve aynı yerde yaşardı. Politikacılar yanlış yapıyorlar.